rükuda, sücutta Cenab-ı Hakk'a hep tenzih ederiz. Ne deriz? Subhanallah. Subhan Rabbiyel Azim deriz. Subhan Rabbiyel Ala deriz. Namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deriz 33 defa. Nedir bu? Yani Allah'ım, Ya Rabbi, sen yaratmış olduğun mahlukatın, mahlukattaki hiçbir eksiklik sende yoktur. Onlardaki bütün eksikliklerden sen münezzeh ve berisin. Uyumazsın, ölmezsin, eksilmezsin, evvelin yoktur, ahirin yoktur. Kimseye muhtaç olmazsın, mekan işgal etmezsin, zaman işgal etmezsin, kimseye muhtaç olmazsın. Tüm bunlar o Subhanallah kelimesinin içerisindedir. Evet, biz Cenab-ı Hakk'ı böyle tenzih ederiz çünkü müminiz. İslam bunu emrediyor. İslam'da bu esastır. İmanın esasıdır. Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek imanın esasıdır. İslam'a göre Allah Teala'nın zatı insan tasavvuruna sığmaz. Dolayısıyla Allah'ın zatını duyu organlarımızla algılamamız mümkün değildir. Sonuç olarak, sonuç itibariyle insan aklının görevi de bu değildir. İnsan aklının görevi Allah'ın zatını aramak değildir. Yani marifetullah değildir. Burada bir onlara ait bir argümanı da deşifre ediyoruz. Çünkü onlar bunu çok kullanıyorlar. Marifetullah, marifetullah, marifetullah filan zat arif-i billah'tır. Kim oluyor ki o arif-i billah olsun? Arif-i billah diye bir şey yoktur İslam'da. Marifetullah yoktur, ibadetullah vardır. Allah'a ibadet vardır. Çünkü Cenab-ı Hak bizi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Ben cinleri ve insanları beni bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Beni zat-ı ilahiyemi bir tanısınlar, beni kavrasınlar, beni kucaklasınlar, beni görsünler, beni duysunlar demiyor. Böyle bir şey çünkü mümkün değildir. Ama tasavvuf buna sahip çıkıyor. Bu iddiaya sahip çıkıyor. Güzel. Tasavvufun böyle büyük bir iddiası var. Tasavvuf her şeyi Allah'ın bir parçası olarak görür. Evet. Onun içindir ki mutasavvuflardan biri büyük ihtimalle şey olacak. Yanılıyor olabilirim ama Feridüddin Attar diye aklıma geliyor ki "Ve mel kelbu vel hınziru illa ilahuna." Aynen böyle diyor. "Ve mallahu illa rahibun fi kenisetin." diyor. Köpek de domuz da Allah'ımızın birer parçasıdır diyor. Aynen böyle söylüyor. Tasavvuf bu işte. Hiç olmazsa bu açık söylüyor. Mertçe söylüyor. Evet. Her şeyi Allah'ın bir parçası olarak görüyorlar. Başka bir tasavvufçu da diyor ki nahnu ruhani halalna bedena. Biz iki ruhuz, bir bedene girmişiz. Fe iza absartahu absartani ve iza absartan absartahu ve iza absartani absartahu ve iza absartahu absartana diyor. Ona baktığın zaman bizi görürsün, bize baktığın zaman onu görürsün diyor. Buna yakın çok şeyler söylemişler. İbnül Faruk böyle diyor, Muhiddin-i Arabi böyle diyor, Mevlana Cami böyle diyor, Celaleddin Rumi böyle diyor, efendim Yunus Emre böyle diyor. Hep böyle işlemişler. Dolayısıyladır ki bu isimlerini saydığım şahıslar daima bu ümmetin alimlerinin ismini bastırmışlar. Bu isimler esas büyük isimleri bastırmış. İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Hanbeli'nin, İmam Maliki'nin, efendim onların hocalarının, onların talebelerinin adı ikinci, üçüncü planda kalmıştır. Hep bunlar ön plana çıkmış.